arada, şey, boru dışarıda abi. Ay. Ay ben kamerayı çekeceğim diye her şeyi unuttum. Hatta görüntüyü başka yerlere aldım. Öyle baktım, daldım, gittim. Bak anne, bak 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 bak, bir şey almış gidiyor o tavuk. Vallahi ya. Aa, bizim hadi gel diyordu ki. Zafer bir kancaya takıyor. Abla diyordu, siz de takın diyordu. Ben, bizim bu kasap bir de kancamız olsun. Eniştem sanki kasap mı anne? Ama o gün onlar kaç tane kesiyorlar. Bu sene kurban kesmeyeceğim diye oğlan şeye girdi, desen onun adını. Danaya girdi. Danaya girdi, gene de 7-8 tane kesmiş. Sadece kendi aileleri çok kalabalık. Bir sürü kardeşleri var. Evet. Yeğenleri var. Şimdi ne var? Eskiden üfüre üfüre insanlar ölürdü ya. He ya vallahi. Şimdi pompayı basıyorlar. Gel şu pompayı sen bas bakayım. Tut bunu. Veyahut da sen gel tut, ben basayım istersen. Evet. Anne sen tut. Haydi. Annem bu işte usta. O sen hemen şişiriyor. Oklavayla içini açarlardı Rasim abi. Evet. Ben çocukken oklavayı terler terler terlerdi. Ondan sonra da şişirmeye başlarlardı. Rasim abi, bunun derisini vereceğiniz bir yer var mı? Yok. At gitsin. Tamam. Evet, şu hayır kurumları falan geziyorsa onlara verin. He. Geçen sene şey aradım, Nikan'ın hocam aradı. O da Bitlisli. Dedim, Nikan'ın hocam ne yapayım? Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Diyanete ver abla dedi. Ya gel al dedim. Ya gel abla dedi, nerede geldin ben ya, çok pratikmiş o pompa. Yok, pratik olmaz, olur mu? Olur ya. Biraz daha keşke vursaydın. Tabii. Hiçbir şey olmaz. Biz babamla savaşarak yapardık. Sürekli kavga, dövüşle. Kavga, dövüş değil mi? Babam çok huysuzdu. Allah'ım dedim, yarabbim şu babam olmasa da benim üstüne bak. Niye biliyor musun? Ede kıl bulaştırdım, şunu ettim, bunu ettim adam, Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah, kes dur sanki. İşi bilmek başka bir şey. Ya ben çömelemiyorum artık. Böyle çok ayakta da duramıyorum. Yoksa yani. Vallahi ben de bu sene öyleyim. Emin ol var ya, kollarım uyuşuyor. Abi biz kolay çalışmıyoruz ki ama. Biz normal çalışmıyoruz ki o şartlarda. Bugün gideceğim, Ziyad'ın mı var? Kim ölüm ya? Vallahi bir Ziyad'ın var. Neyse. Bugün diyor. Ziya bizim bana Ziya bugün, öldürecek bizi bugün. Bugün nöbet yazmışlar diyor ama hangi gün bilmiyorum diyor. He. Dedim hocam ben biliyorum, bayramın birinci günü. He. Ne zaman biliyorum dedim, ben de çalışıyorum çünkü. Ziya hoca sağ olsun. Hemen asmayacak mıyız? Kızım yok. He. Geç değil ki. Geç olsa bile şuradan çıplatmadan biraz asamazsın. Ha. Onun en kötüsü bunun işte böyle şey yaptı. Havada yüzme olsa
havada yüzüm olsa bunu böyle aşağı elip yüzmek bana mümkün değil ya, ben yapamam. Gözü alamadım, yoksa ben sabahleyin bayrama dedim kafasını kes git. Ya kuzu bu ya. Sana derisi kağıt gibi. Elindeki en büyük kurbanlık da buymuş. Tutayım mı ben? Tutabilir misin bana? He, tutarım abi. Ben tutayım, ben de gel, ver ben tutayım. Beni çekme. Abi sen çekmeyeceksin. Ben. Tamam, ben buradan tam kontrol üstten çekeyim. Kız bizim çocuk nereden çıkmış? Anne bu haylaz değil ha. Bu öteki kanatlanmış. Şu da Mine'nin tavuğu zaten pislik. Yüzsüz tavuk. Hiç gerek yok. Ya şimdi çaresiz olursam doğru ama kız burada otururken de sana seyretmek yanlış. Tabi duruyoruz anne, vallahi. Bu sene bizi herkes kandırdı ya. Kesimeye gelecek olanlar. Çalıştığımız patronun çok güzel bir duası vardı. Allah diyor beni aldatanlardan değil aldananlardan eylesin diyor. Amin. Yani ben kandırmayayım onlar kandırsın varsın diyor. Boş ver. Tabii doğru söylüyor. Doğru söylüyor adam. Doğru söylüyor tabii ki de. İnsanları kandırmada ne var öbür dünyası olmasa? Ama insanlar zannediyor ki karşıdakini kandırıyor zannediyorlar. Aslında kendini aldatıyor ya. Kendilerini kandırıyorlar. Asacak mıyız artık? Yok. O anne artık bir şekilde idare etsin. Kim? Aslı. 6 öğün yiyor ortalama. Ama yediği bir cümcük. He, az yiyor. Babam öyle ya, babam 77 yaşında. Akşama kadar az durmaz ama böyle atıştırmalık. Annemden bir yaş büyütmüş. 6-77 yaşlarında. Ama iyi babam ya. Sana biraz çöktü. Ya benim annem de iyi de çok hastalığı var. Hastalığı onu yıprattı. Valla babama sorsam babam da 30 yıldır hastayım. Asma vakti geldi mi? Hemen asacağız. Biraz koyduğuna güzel. Ha, tamam. Ama anlıyor demek ki bak. E o malcı ama. Annem malcı. Annem malın içine büyümüş. Biz ne zamanki Kadirli'ye göçtük, ben çobanlıktan vazgeçtim. Şimdi çocuklar okula gitmeye elem ediyorlar.
Biz ta dağlara, nerelere koyun gütmeye giderdik. Ve şimdiki nesil biraz değişik bir nesil. Kuyruğunu böyle zor. Kuyruk zor bizim. Hayvanın en zor yeri kuyruğu bu koyunlarda. Birini bir çengele, birini bir çengele. Anne, sen şunu tut, biz kaldıralım Rasim abi. Sadece postundan tut kaldır tamam. Tamam abi. Haydi ya. Kaldır kızım, kaldır, kaldır, kaldır. İyi ucuz atlattı. Çok kanlanmadı. Bütün kan üstüme çıkar sandım. Şimdi işin kolaylaştı. Ha, bu işi buydu yani. Ha böyle de geldikten sonra ben. Ama gene de kuyruğu zor. Yok ben şimdi sen seyredeceğim. Kuyruğu nasıl çıkar değil mi? Ben çünkü daha önce birkaç sefer yüzdüm ama perişan oldum. Ayağa kalksan da izlesen. Yok, bir daha Rasim abi bulamazsak. Öğrenmiş ol en azından. Yok. Sebze mordunu yapınca basana. Hem malcılıktan gelmeler. Hele anneannem. Benden iyi biliyordur vallahi. Büyük baş, küçük baş onlarla hep büyümüşler. Kadir abi demiş ki şu demiş keçilere demiş 1000 tane yapamadım 999 tane oluyor demiş. Ne diyorum bir geç alıyorum geliyorum akşamda 1000 ediyorum sabahleyin biri oluyor demiş. Aman. Allah rahmet eylesin Allah'ımızda dedeciğim. Bir sakalı vardı buradaydı böyle bembeyazdı. Yürüyemezdi yaşı ileriydi. Çit bir tekme oynardı yolda gidenlerle hep. Yoldan geçen herkese sorardı. Çift bir tek yanında biti cevizi olurdu. Biti leblebi şeker olurdu. Biti taşı olurdu. Tek bir çift mi? Çünkü canı sıkıldık sıra bir gür sesi vardı. Ehmet dedi miydi? Çamlık inlerdi. O kadar mutluyuzluydu. Eski insanların tamamında o vardı ya. Ceplerinde mutlaka çocuklara vermek için bir şeyler olurdu. Bize öyle güzel oyalardı, öyle güzel oynatırdık yani. Bilmiyorum. Bak benim özdeğim var, ben bu anlattım mı annemin dedesi. Mesela benim de özdeğlerim vardı. Herkesin bir tane nenesi dedesi yok ki benim 4 tane nenem, 4 tane dedem vardı. Çünkü ailenin en büyük torunu bendim. Bir de çok şanslıydı. Sizin aile çok yaşıyor anne. En çürük anneannem çıktı nasılsa. İçlerinde. 100 küsür yıllı yaşayanlar var. Ama annemin babaannesi çok büyük. Ben tutayım onu ver. Yok ben keserim. Annemin babaannesinin şeyi kimliği miladiydi. 33'lü. Ne 33? 33'tün ki daha. 1300'lerde. 1800'ün altıydı. Onlar eskiden şöyle yazdırdı. 1300 yani 1900 değil de 1300'lerde yazılırdı kimliklerde. Hava da sıcak, arabada emin ol orası çok kötü kokuyor ya. Ya belediye iyi bir hizmet veriyor ama insanlar bunu kötüye kullanıyor. Ne yapıyorlar biliyor musun? Hayvanla atı doğuruyor. Tutup pisliğini insan böyle nefret ediyor. Yani vallahi elimden gelse belediye diyeceğim ki hiç insanlara bu hizmeti verme. Ne halleri varsa görsünler. Ne güzel pazar yerini sana kurmuş. Çöp tenekesini koymuş, suyunu koymuş. Yani insan gibi kullanın ya. Yazık günah değil mi? İnsan. Tekrar oraya delip niye yukarıya astı? Şu alttan çıkarmam lazım. Ha. İşte ben de seyrediyorum sen. Yoksa bu altı çıkaramam. Öyle mi? Orayı deldin yukarıya geri taktın ucunu. Ya
altını nasıl yüzecek yoksa? Ben ne bileyim. İyi fikir bak. Ben ne yaptım biliyor musun? Kuyruğu olduğu gibi orada kestiydim. Beceremediğimden. Ama kuzu ya, derisi çok yumuşak. Kuyruğunu taşıyamıyor. Yazık. Ben mesela alacak olsam böyle gidip iyisinden olayım. Küçük hayvan almıyorum. Çünkü eti biliyor musun çok şey oluyor, yumuşak oluyor. Ne yumuşak oluyor? Biz bir de keçi etine hastayız. Rahmetli babam da hep keçi keserdi. Keçi ama hastasıyız. Babam rahmetli olduktan sonra annem hep şey kesti. Ne onun adı de hele koyun kesti. Evet. Şimdi koyun etini Allah var ben de çok seviyorum. Annem de çok seviyor. Yumuşak oluyor. Ben et yiyemiyorum. Şimdi de aşağı indirdi. Hop. YouTube kanalına şey atacağım bunu. Koyun kuzu şeyi nasıl soyulur derisi. Şimdi 10 kere indiydi var ya. Kuyruğunda çok uğraştın. Yok, uğraşıyor. Yani imkanı yok, kuyruğu var ya çok uğraştırıyor insanı. Keçi olsa hem atlayayım. Geç olsa şöyle baş parmağı verirse yerim. Evet. Birkaç kere daha falan onları da uçağına. Az kaldı. Ha gayret. Tutayım mı ben onu? Şöyle, ne kadar dur. Bak şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Elini geçir oradan. Sadece 2 dakika tut bana. Şu onun uzun kuyruğun olduğu yer ya. Hani bu. Sen gelip benden mi devralacaksın ha şeyi? Vardiyayı, evet. Hiç umurumdaysan. Sen bir de sabaha kadar çalışacaksın. Valla. Gene bu en iyisi, ötekilere baksan. Geçen sene de aynısını yaptılar. Yani geçen Ramazan bayramında aynısını yaptılar. Bir seneyi boşver. Ramazan bayramında 3 gün gece yazdı bana. Bu gitmiş dur, önünü kesmiş. Heh. Demiş ki bize de yarış kuruyor. Sen vermezsen seni götürür şeye veririm. Şikayet ederim. Mahallede dövdürürüm. İsim, şu yaparım bu yaparım. İsim verme de abi. Şeyi çekiyorum şunu çekiyorum. Bu nasıl olacak? Bunu ne yapacaksın? Böyle aç. Niye açtın bunu abi? Ha. Ya birine vereceksiniz biraz tuz atın. Vermeyecekseniz atın gitsin. Ne yapayım? Tamam. Bunu göster. Tamam. Ayakla kalk tamam mı? Nasıl açıyor? Açma yeri nasıl? Tamam. Olur olur. Biz bu ev aldığımızda bu bahçe çöplük daha. Doğrudur. Yani şey değildi. Böyle bakımlı falan değildi yani. Yok yok çöplük diyor. Buradan biz var ya iki traktör çöp attık. Dilek'le ikimiz de o 30 çuval şey attık. Çöp attık. Çöp attık. Bu böyle topla çöp attık. Aha öyle deriz. Abi. Senin telefon yine çalıyor. Bizim arkadaşlar izliyoruz. Alo. Amasın. Abi bitirmek üzereyim. Asın. Korktum. Çocuklu. En son iki tane çocuğun elinden tuttum. Gelin bakayım dedim. Sizi ben geçireceğim karşıya. Onlar var ya. Onlar hocam alışkın. Ya alışkınlar dedi. Küçücük bunlar. Tıfıl daha. Bunların akşama kadar işi o. Bu iç ya. Yemekler çok lezzetli olur. Bizim de hem çok verecek mi? İçine kan dayanıyor. Ha. Yönü yakalamaya çalıştım da yakalayamadım.
Sen döndükçe o da dönüyor. Dur ben de şöyle tutarım o zaman. Onu niye öyle bağladın Rasım abi? Başlatları. Bazen hasta. Ha, onu oradan bağladın. Bağlamazsa şey yapacak, niyetsin yani. Direkt kesip atamıyorsun değil mi öyle? Çıkaracağız. Dalton kardeşler gibi. Büyük parsağa döndü. İnce parsağa. Kokoreç. Çok güzel. Kokoreç, kokoreç. Temiz yaparlarsa, güzel yaparlarsa güzel gerçekten. Şey işkembesini şu şeyin derinin üstüne koyuver de. Tamam, derinin üstüne koyalım oraya. Dağdan gelecekler, kurbanların kellesini buraya getirip temizleyeceklermiş. Temizleyecek yer bulamamışlar. Yani aslında ben de keçi kellesi istiyorum ama nasıl olmadı. Vallahi keçi kellesi güzel ya. Gerçekten de. Biz kendimize çok sanırız, çok da yeriz. Onun büyük parçasıydı. Çok zormuş be. Yok, aslında bu böyle hayvan bir yaşında falan olduğu zaman sakatatları çok hassas oluyor. Hemen kopuyor. Bu çöp, bunu atalım. Tamam. Normalde bu yetişkin hayvan olsa uzuvları çok güçlü olur. Odun da kesiver oğlum ya diğeri. Keseceğim onu ama. Bunu şöyle önce şunu çıkarayım. Ödünü mü çıkartmaya çalışıyorsunuz şimdi? Bu kalın varsa. Baro kusura bakma, telefonumu ben servise verdim. Numaraların hiçbiri bende yok. Hep numara gözüküyor. Baro iyi bayramlar, nice bayramlara. Tabii çok güzel. Aha şey, şunu kesek mi abi? Onu keseceğim. O en büyük basanın zaten. Evet, annem şimdi ona panik ediyor ya. At gitsin onu ya. Şimdi tavuklar birazdan salındı mı? Koştururlar. Kedilerimiz, tavuklarımız sağ olsun. Diyafram bu işte. Şu kestim var ya. Ciğerlerdeki diyafram diyorlar ya. Evet. O işte. Şu böbreklerini de çıkaralım. Gel hadi. Gel hadi. Şu böbreği. Ya bizde bir çadır var. Çadır? Denizin kenarına çadır duvarlardı ya. Ondan. Onu satmak istiyorum ama bu müşteri bulsam. İstanbul'da bayağı bir kaldım ben. Yok. Kardeşim vardı orada. Her sene yazın giderdik babamla annemle. Orada kadılar pazarı var, kasap. Giderdik sırf şunlardan alır, yumurtalıklardan. Çok lezzetli oluyor. Ha öyle, şiit de şöyle bir yere asalım. Seni bayağı bir hırsla arıyorlar abi. Ya hiç sorun yok, bakacağım. Babam bize ciğeri şişittirirdi bir de. Alo. Bakayım hastalığı var mı? Aha bitti. Kurban bitti. Bak senin işin aceleyse ben bunu parçalarım. Yok yok, ben şimdi 4 parçaya böleceğim. Binip gideceğiz. Hey ya. Beni çok arıyorlar ya. Onu uçuyorum yani. Var mı bir isteğin?
Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Teşekkür ederim aradığın için. Çok sağ ol. Murat Bahar var. Tamam. Tamam. Dönüyorum. Ben de öyle yaparım zaten. Aa, güle güle ölüyorlar. Bacağını diyorlar. Önce çıkaracağım diyorlar. Ben bir gün yanlışlıkla mı? Arka bacağı. Çıkartmamışım da. Aa, o düştü ama. Ha. Fark etmiyor da şey yaptı hani, böyle değişik yönden gelince şaşırdım açıkçası. Elim yağlı. He, kayıyordur. Tanıyorum hiç kesinlikle. Keser getireyim mi? Keser şey var bende. Tavuk mu? Hani bir söz var ya, eşeğin inadı, arabanın inadı, bir de tavuğun inadı, bunların önüne geçilmezmiş. Tavuk. Vallahi benim tarım senin tarımdan daha güzel. Benim tarım aslında et tarası değil, biliyor musun Tayyip? Bizimki Maraş'tan. Tahra. Alıverip gelsene kızım, ben tutayım da. Normalde bu. Alıverip de geldi. Çeke dur. Tamam. Tamam. Getiriyorum abi. Tamam. Şunu böyle iyice yıka, koy tancerenin içine böyle. İyice kaynasın bunun suyundan, muyundan, neyi içir. He, öyle yapacağım. Boyun eti çok sağlıklı. Zaten ben normal et aldığımda da kasaba gidiyorum. Sadece boynunu alıyorum, sadece üstlerini, boynunu, etlerini alıyorum. Az bir şey su koy, dedik tencereye kapat. İyice de olsun, çorba gibi içsin. Yok, ben de yaparım. Doğru. Tam bu. Kasap işi. Gerçekten de kasap işi. Ulan ben o tarayı 5 liraya aldım. Dün 5 liraya yülediler. Eğer Maraş'a gidersek sana bir tane alalım. Böyle. Vallahi. Çok güzel bir tara. Bir elektrip, bir elektrip kullanıyoruz. Bizim burada her an memlekette meşe ağaçlarını keserler. Ha. Koyunlara yedirmek için. He, biliyor. Benim et daharım vardı ama çok ağır. Hiç hoşuma gitmiyor. Kullanamıyorum onu. Ben de getirmedim zaten. Yanına vurdun mu çıktı şey. Evet. Boyunu. En zor yeri. Evet. İşte tamam. Ve kurban kesimi bitti. Herkese hayırlı kurban bayramları. Allah kabul etsin. Amin. Allah. Cümlemiz.